genel düşünün şimdi. Deri çocukluğumdan beri bana biraz daha böyle görsellikte çekici geldi. Bıçakları seviyordum. Av bıçaklarını özellikle seviyordum. Bıçak kılıfları yapmaya başladım. Terziyken işte küçük çakılara, işte kendi kullandığım av bıçaklarına kılıflar yapıyordum. Daha sonra işte meslek alanında araştırmalar, ciddi araştırmalar yapmaya başladım. Yaptığım araştırmalar sonucunda bu işi yapabileceğimi anladım. Bu eski bizim Türklerin gelenek olarak bizde deri bezeme olarak geçiyor. İşte Amerika'da American Craft, yani deriye işlem verme şekli deniliyor. Çok severek yapıyorum. Gün geçtikçe daha farklı şeyler yapmanın, işte örnek veriyorum, bir kılıfta avcının ruhunu yansıtmayı, ne bileyim işte bir avcı köpeği, işte dağda bir keçi gibi, işte bir geyik gibi görseller oluşturmak istedim. Yani elimden geldiği kadar işte avcıların, balıkçıların, doğa sever işte insanların, kampçılıkla uğraşan insanların işte bushcraft bıçaklarına kılıflar yapmaya başladım. Şu anda sosyal medya üzerinden talep görüyor. Bir sayfa oluşturdum. Sayfada paylaşım yaptıkça Türkiye genelinden ürün kargolar almaya başladım. Ürünler geliyor. Bıçak ustaları, Türkiye'nin değişik yerlerinden bıçak ustaları kılıfları yapılmak üzere bıçakları gönderiyor. Ben de burada kalıplarını çıkarıyorum. Onların dileklerini dinliyorum. İşte ne tür bir kılıf istersiniz? Ne renk olsun? Bıçağın formuna, işte sap rengine, kabze rengine göre çalışmalar yapıyorum. Daha sonra ürünleri tekrar kargo yoluyla müşterilere gönderiyorum. Tabii şey de oluyor, nasıl diyeyim, özel harekattan, işte polis özel harekattan, jandarmadan, özel kuvvetlerimizden talepler de oluşuyor. Bunun doğrultusunda da işte taktik kılıflar devreye giriyor. Bunun gibi şu şekilde çalışmalar. Yani şöyle söyleyeyim, işte kullanımı şu şekilde, kılıftan ayrılabilen, şuraya ayrıca bacak askısı dediğimiz kemer aparatı olan, bacağa sabitlenen bir kılıf modelidir bu. Talep doğrultusunda çalışmalar yapıyorum daha doğrusu. Ya, tabii genelde hani ben de doğa meraklısı olduğum için doğaya özgü işte hayvan figürlerini bu yüzden çok tercih ediyorum.